InDesign'de çizilmiş objelerin e, kenar çizgilerine Stroke adı verilir. Bu Stroke'ların renklerini değiştirebildiğimiz gibi e, kalınlıkları ve stillerini değiştirmek mümkün. Sadece dikkat edilmesi gereken obje seçildikten sonra Stroke'un işaretinin kontrol e, e, pardon e, Tool panelinde yani araç çubuğunda üstte olması gerekmektedir. Burada da gördüğünüz gibi üstte duru, dur, duruyor tek yapmamız gereken gidip herhangi bir rengi seçmek. Ben şu anda sarıyı seçiyorum. Ama gördüğün görüldüğü gibi sarı çizgi çok ince olduğu için e, anlaşılması zor olduğundan buna biraz kalınlık eklenmesi gerekir. Bunun için de isterse kontrol panelde şurada bir punto ile stroke kalınlıkları bellidir. İstersek soldaki minik oklardan bunu artırabilir veya daha önce atanmış herhangi bir kalınlığı seçerek uygulayabiliriz. Ayrıca tam altında Düz çizgi sembolüyle bir çizginin özelliğini gösteren bir e, küçük menü var. Burada e, üzerine basıldığı zaman farklı çizgi karakterleri, çizgi şekilleri e, karşımıza çıkar. Örneğin şuradan e, noktaları seçersek çizgi nokta haline dönüşür veya çift çizgi veya üç çizgi gibi burada istediğimiz herhangi e, bir stil'i seçerek uygulama yapabiliriz. Ayrıca aynı özellikler. Daha önce de belirtildiği gibi sağdaki panellerde de gizlidir. Şuradan stroke panelini açarsak yine aynı özelliklerin de burada ee, sıralandığını görürüz. Şimdi stroke panelinde birkaç farklı özellik e, bulunmakta. Bu özellikleri anlatabilmemiz için öncelikle e, daire değil de köşesi olan bir şekilden yararlanmakta fayda var. O yüzden yukarıdaki karemi seçiyorum. E, stroke görünmesi için biraz daha belirginleştirmek için bunu 10 olarak atıyorum. Ve şu anda hatta ortadaki rengi de şuradan seçerek şuradan veya buradan seçerek sarı yaparsak çizgi danet görmemiz sağlar. Bunu kapatarak stroke'a geri gidiyorum. Şeklin stroke özelliklerini stroke panelini açarak değiştirmemiz mümkün. Şu anda şeklim seçil ve şeklin stroke özellikleri burada kayıtlı kalınlığı 10 ve e, birleşme yerleri köşeli. Biraz sonra ona gelmeden önce şurada bahsetmek için önemli bir nokta. Stroke'un şekil etrafında ne, ne şekilde yerleştiği. Dikkat edersek ilk kısım seçili. Bu ilk kısım stroke'un ee, şeklin tam ortasında yerleşmiş olduğu anlamına gelir. Birinci konumda, stroke çizgisinin kalınlığının yarısı şeklin içinde, yarısı dışında kalır. Yani 10 punto kalınlığı 5 puntosu şeklin içinde kalırken, kalan 5 puntosu da şeklin dışındadır. Ortadakine bastığımızda ise, e, stroke kalınlığının tamamı şeklin içinde kalır. Yani 10 puntolu kısım şeklin e, tamamen içine yerleşmiş olur. En dışta ise, Stroke hiçbir şekilde şeklin içine girmez, direkt en dışından şekli çevreler. Bunun yanında yine stroke'un tipleri burada altta gizli menüde, alt menüde gizlidir. Buradan istediğim şekli yine seçerek değiştirebiliriz. Şimdi sağ tarafta ise çizgi ve birleşim yerlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili birkaç seçenek var. Benim tabii şu anda üzerinde çalıştığım şekil olduğu için çizgi üzerinde çalışamayacağım için önce şekil üzerindeki konumlarından bahsedeyim. Şu iki çizginin birleşim noktaları aslında join kısmı şunu bırakarak ha ee, join ee, kısmını belirtir. Ben bunu seçtiğim zaman hangi ee, konumdaysa orası seçildir. Ben eğer köşesi yuvarlak seçersem dışarı çıktığım zaman daha rahat görülecektir. E, köşenin yuvarlak olduğunu görüyorum. Tekrar seçip ee, şuna bastığımda ise köşelerden kesilmiş ee, gibi olur. Ayrıca bunu çizgide uygulamak istersek öncelikle pen tool'umu alıp küçük bir çizgi çizecek. Bunu anlatmakta fayda var. E, çizgimi alıyorum e, ve şuraya iki tane küçük çizgi birleşerek bir e, alan oluşturdum. Tabii ihtiyacım olan alan değil o yüzden buradaki alan kısmına nan diyerek yani seçme diyerek bunu belirleyebilirim. Yine stroke'umu daha önce yaptığım gibi buradan kalınlığını değiştiriyorum yeni bir renkle. Ve yapmam gereken e, çizginin uç kalınlıklarında yani çizginin uçları şu anda düz. Yapmam gereken buna basarak çizgilerin uçlarını yuvarlak yapmak. Gördüğünüz gibi çizgilerin ucu şu anda yuvarlak. Şu boşluğu alırsam daha net görecektir. Ve aynı şekilde birleşim noktalarını da yuvarlatmak için yine demin bahsettiğim gibi buna basarak birleşim yerlerini de yuvarlatabiliriz.